şöyle bir hava raporuna bakalım dedik. Sanki bugün dünkünden de sıcak. Abo felaket. Şarkılar felaket, felaket değil. İyi ki dün çıkıp da işimi halletmişim. Sizin de canınız... Gerçi sıcaktan bunlar da ne yapsın? Bak suyu var. Toprağın şeyinle ilgisi yok onun da. Olsam mı olmasam mı? Nereye gidiyor? 82. Niçin nereye gidiyor? Hep sabah sabah terledim. Merhaba, günaydın canlarım benim, günaydın. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız canlarım, iyi misiniz? İyiyiz, iyiyiz. Boş ver, iyi diye, iyi diyelim, iyi olalım. Gerisini boş ver. Ne alacaktım ben zeytin? En güzel günler, en sağlıklı günler bizimle beraber olsun canlarım. Fidancığım herhalde sormuş. Tansiyonunu ayarladın mı? Abla nasıl oldu? Hani eski şeyine denk şey oldu mu diye normaline. Vallahi hayatım şimdi tam... Rayına oturdu desem, tren mi bu? Yalan söylemiş olurum. Ama şöyle bir şey, işte dengelemeye çalışıyoruz yani. Yediklerimizle. Bazen de işte takmayacaksın kafaya bir şeyi. İyi iyi, Allah'a şükür iyi. Ölmemi bekleyenler varsa daha bekleyecek, kusura bakmasın. Yani ne kadar inip çıksa da Allah, nazardan kolla. Ne kadar hani dediğim gibi inip çıksa da şey olsa da ayarlamaya çalışıyorum canlarım. Ama dediğim gibi espri ha. Ay özlemiş, kaç sabahtır hep peynir alamadım ya. Peynir de peynir hakikaten vallahi. Evde olmayınca insanın canı çekiyor kız. Sıcak sıcak şundan yiyelim. Öyle olur zaten. Daha ölmeye niyetim yok. Biraz daha bekleyeceğiniz. Dört gözle bekleyenler var. Şimdi şey midir nedir? Ben bunu nereden aldım? Yumurtası, köy yumurtası güzelmiş hakikaten. Oradan alayım. Gerçi benim peynircimde de var da. Allah, dışarıya çıktım. Dışarısı gördüğünüz gibi felaket sıcak. Hiç şey olacak gibi değil. Ay, karabiber ne yapacak üstüne. Dışarıya çıkılacak gibi hava değil hayatım. Biraz da toz biber. Savaş, savaş mıdır? Savay mıdır? Nedir? Çık.
çakma bir bayan resmi koymuş oraya. Bana ahkam kesiyor orada. Ben de aynen sana iade ediyorum hayatım. Ağzından çıksın, koynuna girsin. Ağzından çıksın, koynuna girsin. Ağzından çıksın, koynuna girsin. 3 kere. Sadece o kadar. Allah bana ne beddualar etmiş. Allah bana ne beddualar etmiş. Neyse, alayım sizi de karşıma. Buyurun, hep beraber afiyet olsun. Ne diyordum? Ay, ne beddualar etmiş. Ben de işte 3 kere tekrarladım. Ne diyeyim? Anca onu derim. Hayır, anlamadım. Şimdi bunları oturup kahve köşesinde konuşacaktım. Karnım da acıktı. Dedim kahvaltı yapayım, hem böyle. Hem beraber konuşalım. Kız uçaklarını mı düşürdüm? Gemilerini mi batırdım? Ha, onu bir söyle de. Ona göre. Hangisini yaptım? Sanki şey, babasının derler ya, eskiden arpa tarlasını çiğnedim. Bir de eski videolara dön bak. Hangi aylarda tatile çıkmışım? Ve bir de geçen sene sıcaktı. Ondan sonraki seneler değildi. Aslanlar gibi gittiğim yerde ödemelerimi yaptım. Hiç sıkıntı yok. Vallahi bu sıcakta geçenki videomda da söyledim. Öyle diyor bile bana. Ta hani diyor, sen diyor evde duramazdın diyor. Hep ta gezmeyi severdin. Ne oldu? Neden gezemiyorsun diyor. Bu sıcakta delirmedim. Biraz serinlesin. Ve bir de mükünde hem iyileşmesini bekliyor. Olsun olmasın, zaten ben gideceğim de havalar serinlesin. Gittiğim yerde de gene söylüyorum, gene sen seyretmiyorsun herhalde. Bu sıcakta evde oturacak olduktan sonra evimde otururum, otelde oturacak olduktan sonra ne yapacağım? Ortalık yanıyor. Şimdi gidemiyor mu diyor. İşte kendi kendine konuşuyor. Bir şeyler söylüyor işte. Dedik ya şey... Neydi o laf ya?
aklıma da gelmedi. Başı gelmiyor, sonu geldi de. Bilmem ne oldu demektir, bozuldu derler diye. İşte bu da öyle biri herhalde. Canı sıkılıyor evde, sarmal birilerini arıyor, o da geliyor beni buluyor. Parmakları işte işliyor. Canın sıkıldı herhalde evde. Benim götürmemi bekliyor. Tabii ben gidersem sen de geleceksin ya. Yok hayatım, bekleyeceksin. Hiç senin dediklerine de takılmıyorum vallahi. Hiç. Böyle benimkilerle bir sohbetlerimizi yapıyoruz. Kahvaltı yaparsak kahvaltımızı, yemeğimizi zaten yapıyoruz. Ha, yemeğimiz deyince bugün ne yapacağız bakalım. Sen farklı şeyler bekliyorsun benden de. Onu bir geçeceğim. Bak evde yapacağım iş böyle. Ne yaparım şimdi? Oh, karnımı doyurdum. Bir yarım saat şöyle dinlenirim. Ondan sonra kalkar, ortalığı bir toparlarım. Günlük öyle hemen de üstünden alırım. Varsa kafama takılan bir şey, açar konuşurum. Sen istiyorsun ya, bu sıcakta hiç tatile gidemeyeceğim. Sen kendin çal, kendin oyna. Döndür etrafında. Elhamdülillah. Oturup kahvemizi içelim. Bitti. Şimdi diyeceğiniz ki tabii sizin gördüğünüz sofradan kalktım. Her gün de evin işini beraber mi yapalım? Oturup böyle sohbet ederiz daha iyi. Tabii size öyle geliyor. Kahvaltı yaptım dedim ya, yarım saat şey yaptım. Gerçi halı yok, yerleri süpürdüm, sildim. Oturdum bir yarım saat daha mola verdim. Arkadaşım bir tanesi demiş dünkü yaptığım yemekten, dünkü yaptığım yemekten. Evet. Oh demiş, hem krema. Onayladım da onu. Tabiri caizse tabii ben onun dediğini unuttum da. O daha kaba bir şekilde şey yapmış. Hani kilo, hayatım, benim yediklerim sana kilo yapmayacağına göre bırak elleme, bana yapsın. Canım istediğim zaman zayıflamaya çalışırım. Canım istediği zaman kilo almaya çalışırım. Allah Allah. Çok dert oluyor. Yemin ediyorum dert oluyor. Dünkü videoda öğretmenimizin, çok saygı duyduğum kutsal bir meslek, öğretmenlik, öyle öğrencilerden falan ben bahsetmiştim yemek yaptığım yerde. Kendisi de eminim ki yorumlarını okumuşsunuzdur. Emekli öğretmenmiş kendisi. Büyük ihtimalle herhalde emekli öğretmen Gülşen Cemiz.
kendisine öğrencinin verdiği ters bir cevaptan sonra bıraktım diyor. Herhalde vallahi tam hatırlayamayacağım ama öyle ek dersim veriyordu. Yoksa bir dershane gibi bir yerlerde mi bilemiyorum. Büyük ihtimalle dershane de olabilir emekli öğretmen olduğuna göre. Öpüyorum buradan hayatım seni de. Hatta okuyan arkadaşlar bilir, okumayanlara da şey yapayım. Hakikaten böyle. Ben çok kalabalık ortamlarda çalıştım ama ben bazen diyorum ben nelerini gördüm diye. Anlatsam nelerine şahit oldum. Büyük ihtimalle telefonla oynuyordu. Oynuyordu ki öğretmenin demiş hani telefonu bırak der. Ben buraya bir dünya para veriyorum. İstediğim şeyi yaparım. Evet doğru. Var yani yok değil. O gene öyle kibarca söylemiş. Ben nelerini gördüm, nelerini. Yani insanlar anlayamıyorum ya artık bu Mükün'ün dediği bir laf vardı aylar öncesinden. Havadan bir toz atıyorlar millet birbirine girsin diye. Aslı da var mı yok mu da ben bilmiyorum ama hepimizin şirazesi kaydı. Öyle diyeyim. Şirazesi kaydı. Vallahi alışveriş için Elifciğim hani A101 benim telefonumda da var. Yok değil. Dur bakayım hangisinde var. Birini sildim hatta. Bir getir. Migros'ta vardı. Yok değildi. Hatta yeni sildim Migros'u da. Bu trend yolda da yani onu da sileyim. Ben beceremiyorum oralardan alışveriş yapmayı. A101'lerin istiyorsun kapısına kadar gel. Evet biliyorum hayatım onu ama ben o siparişi vermeyi bilmiyorum. İşte o önemli. Hani buradan açacaksın da siparişi arayacağım, bulacağım, vereceğim de onu ben bilmediğim için ondan kendim alıyorum ben. Keşke işte zamanında onları öğrenseydik hani öğrenebilir misin diyeceğim. Aman yanlış bir şeyler yaparım, beceremem, edemem. Ona güvenemiyorum. Evet dediğin doğru. O şekilde olsa iyi. Ben bilmediğim için hani niye uğraşıyorsun demişsin de hayatım bilmiyorum, bilmiyorum. Bilsem zaten uğraşmam. Kesinlikle niye uğraşayım? Ay şimdi diyeceksin gene bak ta eskilere eskilere gidiyor. Ha bir tane küfe tutayım diyeceğim. O da yok artık. Eskiden de o. O eskidendi. Biliyorsunuz pazara çıkılırdı. Sırtında küfe olanlar pazarlığının çok çok eski Türk filmlerinde çıkıyor onlar. Küfenin içine pazarlıklar koyulurdu. Allah'ım ya Rabbim evet ya. Küfenin içine koyarlardı. Kapıya kadar getirilirdi. Onlar da yok artık. O da yok hayatım. Şimdi geliyorsun da eskiden tamam anten vardı. Bir televizyon alıyordun. Tamam antenini kendin takıyordun. Hadi anten devri bitti. Televizyonu getirilerdi. Kurulumunu yapıyorlardı. Şimdi onu da yapmıyorlar valla. Bekliyorsun bir hafta veya 10 gün ya hafta 3 gün. Servisi geliyor yapıyor. Tabii hangisi sağlıklı bilemiyorsun da yok olmuyor. Ben bilemediğim için bilsem tabii ki ne güzel. Oh vallahi hiç taşıma derdim olmaz. Ama bilmediğim için üzgünüm. Yoksa senin dediğini ben de biliyorum. Var telefonda. Geçenlerde bakmadım değil cesaret edemedim. Market alışverişine girdim Trendyol'dan. Zaten Migros falan silmişim beceremediğim için. Oradan dedim bir market bir bakayım ucuz baktım. Onu sepete ekle diyor. Bunu sepete ekle diyor. Ekle de neyi gireceksin oraya? Hangi kartı? Yanlışlıkla ben beceremeyeceğim için onun için aman dedim Faize bırak. Bilmediğin şeye git mektebinde oku boş ver. Onun için dedim aman boş ver kalsın.
Neyse bakalım ya. Öğrenirsek bu yaştan sonra da nereye öğrenci? Aman alabildiğim kadar Allah aşkına acından ölen mi var Allah aşkına ya? Kim ölmüş acından? Denk gelir gene birine denk getirtirim onu ben. Yok denk getirtirim diye bir şey yok. Yüksel'e de söylesem arada konuşuyoruz. Alsam getirsem o da getirir de. Ya kimseye de şey yapmak istemiyorum yani. Herkes kendi mücadelesinde. Neyse bakalım. Ay kız Saliha, Saliha mı adı? Herhalde. Şeyin peynirleri ben ilk defa koymuyorum öyle hayatım ya. Ama ben sürekli öyle alıyorum. Şimdi ben tamam aldım hemen hemen yarım kilo bir şey ama ben o yarım kiloyu tabii ki bozulmaz ama 10 günde de bitiremem. Ben mesela bu sabah peynirli kahvaltı yaptıysam ertesi günü peynir yapmıyorum. Farklı türlü yapıyorum. Onun için bozulur. Zaten bir dilimin içindeydim. İnşallah kalan o 3 dilimi de bir tanesini bir zarar gelmeden tüketirim. Ben ama ilk defa koymadım. Oradan aynı peynirden aldım koydum. Hiçbir şey olmadı. Kesinlikle. Çıkardım. Hiç lor gibi de olmadı. He, bir tanesi olan oldu. Hangisiydi? O da tuzsuzdu. Çok yumuşaktı. Hani şu sütçülerde satılıyor. Dedim ya aldım diye. Hani benim yiyecek şeyimde değildi. Hani bir deneme amaçlı aldım. Onu koydum. Hakikaten onu çıkardım. Evet kesilir biçimde ama bir lor tadı vardı. Zaten çok fazla tuzlu da değildi ki o. Ama benim bu aldıklarımda ben aziz Allah. Ben ilk defa şey yapmıyorum. Koymuyorum. İlk defa koysam tamam senin sana katılırım. Evet doğru söylüyorsun derim. Zaten olsa da öyle koymam. Ama hiç benim yani öyle şey olmadı. Başıma gelmedi. Ha, tabii bilmediğim şeyler oluyor. Mesela bak bamyayı denizde ama bamyayı daha çıkarıp da yemedik hiç. Bakalım bamya nasıl olacak? Onu ilk defa koydum. Koyduğum şeyler oluyor, olmuyor değil. Ekmeklerimi mesela alıp koyuyorum. Kahvaltılık için mesela önceden yapıyordum hazır yufkadan. Onu ben iş yerinde de yapıyordum. Hoş da patronlara gözleme yapardım. Hani kahvaltıda değişik olsun diye. Ispanaklı olsun, kıymalı olsun. Çeşit çeşit. Bir gün simit alır gelirdim. Bir gün gözleme çıkarırdım. Bir gün normal yumurta falan. O tür kahvaltı. Kendime de onu misafir geleceği zaman yapar koyardım. Hiçbir şey olmuyor. Bir de pişirip de koyuyordum. Çıkarıyordum. Kendisi çözdüğü zaman ısıtı veriyordum şeyde, mikrodalgada. Bir şey olmuyordu ister tavada ama mikrodalgada ısıtıyordum. Geçen arkadaş da demiş hani ısıtıyorsun o hayatım hiç olmuyor. Ben bilmiyorum sende nasıl oldu onu anlayamadım ben. Ben mesela mikrodalgada geçen sene onu çok yapardım. Kahvaltıda o gün yemek yapmadıysam şu çiçek ekmekleri oluyor ya genelde onlardan da almayı seviyorum. O da buralarda bulunmuyor ta ileride bulunuyor. Aldığım zaman koyuyorum. Çiçek ekmek olmadı. Ekmeğin kıyısına şu kadar. İçine mesela kaşar peyniri. Varsa aç bitir. İşte hangisi o tür şeyler varsa zeytin canım ne istiyorsa. Tabii kaşar peyniri daha güzel oluyor. Tabağın içine koyuyordum. Güzelden streçliyordum. Açık vaziyette değil. İçindekileri içinde pişiyordu. Bir iki dakikaya veriyordum ısınsın diye. İçindekileri o şekilde pişiyordu. Yani hiç öyle bana ne bileyim öyle taş gibi sert hiç olmadı. Yani hep gördünüz zaten börekler falan yaptı yedim. Ana pırasa böreği canım istedi. Kız ben pırasa daha mı var mıydı? Ve yoktu. Kış şeyi pırasa. Sebzesi. Börek deyince pırasayı yaptıydım ya. Hele pırasayı mesela patatesli yapmayı
Azıcık patates koymaya bayılırım içine. Patatesle karışık çok severim. Hep böyle koydum mesela. Genelde mikşok geldiğinde hep çıkardık. Gelen giden olduğunda ne bileyim. Aman her şeyin şimdi şey oldu. Pratikleşti. Eskiden hazır yufkalardan gözlemim mi yapılıyordu? Belki aklına gelmiyordu. Oturuyordun sacın başına. Birkaç kadın toplanıyordu. Çevir yap yufka ekmekten. Orada yemek için iç hazırlanırdı. Hangisinden istersen. Şimdi gözüme bile 100 küsur olmuş dışarıda. Yufka zaten ateş pahası. Yufka alacaktım bak ben de peynirciden. Gözüm kesmedi. Yufkanın ağırlığından ne olacak diyeceksin de alınacak bazı şeyler vardı da. Başka zaman çıktığımda artık dedim ben alırım diye. Onu da artık öyle elimde taşımam da şey pazar arabasına gidip alırım da yavaş yavaş o şekilde yukarıya çekerim. Kalkayım şu ayakkabının üstünü şimdi ortalığı yavaş yavaş. Orada buradan bazen topladığım şeyler var. Onları oradan alayım, kaldırayım. En son artık mutfağa geçeriz. Kahvemizi de içtik. Hayret, günde bir taneye düşürdüm kahveyi. Ama ben niye düşürdüğümü biliyorum. Öyle rahatsızlığımdan falan değil. Bazı eksiklikler var da ondan ister istemez düşürüyorum. Bazı ay dur eksiklik dedim. Şimdi konuyu alacaksınız başka tarafa götüreceğiniz ama başka şey değil. Benim kullandığım başka eksiklikler var ondan. Aman başka tarafa götürmeyin. Ondan bir tane içebiliyorum. Yoksa o olsa hı 5 6 7. Aman hep diyorum ya ben zaten canımın kıymetini bilseydim. Of of. Vallahi o kadar havalar serinlese hemen bir taraflara kaçıp gideceğim. Gitmeyeceğim değil. Öyle dedim ya sabahtan da bahsettiğim gibi o fasa füsü anlatıyor. Ben hiç evet, bir yerde doğru söylüyorum. Evde evin içine girdim mi çıkasım gelmiyor. Hayır, şu an sıcaktan çıkasım gelmiyor. Çıktım mı da gelesim gelmiyor. Havalar serinlesin de öyle. Birkaç gün sonra davetliyim demiştim ya. Dün yine iletişime geçtik de. Yarından hiç o. Hep beraber gideceğiz dedim. Hep beraber gideceğiz de belki de gidemeyeceğiz. Bilmiyorum ben de tek gider miyim? Çünkü ben saati tam anlayamamışım. Akşammış, akşamüstü. Akşamüstü olan bir davet. Aslında gitmeyi de çok istiyorum ama çok güzel bir ortam olacaktı ama sizlerle gidebilir miyim bilmiyorum. O saatten sonra akşam 8, 9, 10, 11 çekim zaten olur olmaz değil çekim de. Nasıl söyleyeyim ne bileyim. Biraz kendim de pek gönülsüzüm. Gitmek istemiyorum. Gitsem de çok az ufak bir kareler koyabilirim. Çok öyle uzun uzadıya kareler koyamam. Ne yapsam acaba? Vallahi düşünüyorum. Muallaktayım. Yarına hoppa diyebilir miyim bilmiyorum. Diyorum ya zaten
Bakmayın akşamları da sıcak oluyor. Herhalde büyük ihtimalle saat 7-7.30 gibi. O şekilde. Saati o saatte. Dün doğum saatini işte öyle öğrendim. Kararsız kaldım. Ne yapacağımı bilemedim. Onu artık yarın kesin netleştireceğiz. Gidip gitmeyeceğimi. Aman bakalım ya, nasip kısmet. Bir taraftan gidesim var, bir taraftan da sıcaktan gitmeyesim var. Neyse kalkayım şurayı toplayayım da derler ya, sabah ola hayrola. Dur bakalım, oho, o zamana kadar fikirler değişir. Gidip gitmeyeceğim. Kalkalım kalk, bismillah kalkalım hadi. Merdiveni bile yerinden çıkarmak şey. Bu da ne zamandan beri aklımda da. Bak geçen Mezru aradım. Bunu da ne hiç oraya kaldırmışıktır. Hakan elinde koparacak diye bak. Anahtar. Kapının anahtarı alıyor ya. Ay. Rixos Otel. Onu da paşa bıraktıydı. Bu da az kaldı. Bundan da alınacak. Neyse kartal martal dursun orada da. Çıkmışken torunu da alalım bari. Onları hiç oraya işte. O geldiği zaman kaldırı kaldırı veriyoruz. Ondan sonra orada kaldı. Anahtar da hangi kapının acaba? Kapılar kilitliydi. Hem cebime koyuyordum. Bismillah. Aman Faize, karşınızda yayılmayayım yere. Oradan tutup kaldıramazsınız da. Kaldıramazsınız da. Ne koktu kız burada? Yani burnumun dibinde şu koktu. Ne koktu burada diyor. Oraya bir onu koyacağım. Diğerleri oranın yeri değil. Hadi bu dursun burada. Bu da dursun. Onları yerleştirelim şimdi. Geçtik mutfağımıza canlarım. Şimdi bazı arkadaşlar diyecektir uğultu var diye. Hayatım vallahi fırın çalışıyor. Fırından geliyor. Yapacak bir şey yok. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Fırında kremalı patates. Tabii ki kaşar peynirli patatesi. Sevmeyen çocuk yoktur. Ben bile kızartmasına bayılıyorum. Hele böyle harika bayılacaklar. Şimdi ben bunu neden yapıyorum? Yarım kalan kremam vardı. Ben tek kişi olduğum için o bana yeterli. Şimdi dünkü yazan da diyecek ki gene oh 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 hem krema hem süt oh oh oh. Gelsin kilolar.
Gitsin kilolar. Ben kendime 4 tane patates, kaşar peyniri, yarım çay bardağı süt ve kremamız var. Baharat olarak sade tuz ve karabiber koyacağım. Toz biber koymak isteyen olabilir. Yanlış yere takmış. Dur. Bak bu sarmadan çok bu işime yaradı benim. Evet, fazla. Kalın fazla da ince olmamak şartıyla. Şöyle. Vallahi çok keskin bu. Patateslerimizi doğruyorum. Evet, tam kalınlığı iyi. Deminki inceydi. 4 tane gözüme az gibi geldi ama rendeleyince iyi. Fırınımızı 160 dereceye ayarladım arkadaşlar. Ben pek beceririm ellerimi de doğramayı. Aman 3 bile yetecekmiş kız. Hemen patateslerimizi şimdi ne yapacağım? Tuzlayacağım. Ben karabiberini servis yaparken üstüne acaba koysam mı karabiber de? Koyacağım bir. Dur. Evet. Tuzunu alalım. Şöyle hemen. Yeterli. Biraz da karabiber. Hemen kırmızı toz biber. Bir adımdan sonra şey yapacaktım da neyse koyayım. Üstüne koyacaktım. Patatesin içine de işlesin. Hemen şöyle hepsini harmanlıyorum. Ay içeride klima sesi, burada bunların sesi. Siz de haklısınız. Sessiz olanı yok. Borcamımızı zaten ben yağladım. Şöyle. Tam düz değil arkadaşlar. Şu şekilde. Üst üste gelecek bir şekilde. Üst üste değil de yarım yarım. Hemen dizelim. Bu da küçük mü gelecek? Aman üstüne koyarım. Boş ver. Patateslerim de küçüktü. Büyük patates değil ki. Kayma. Şu inceleri şöyle. Evet, küçük kırıntıları ben üzerine koydum. Şöyle yan yan şekilde dizdim arkadaşlar. Hemen ne yapıyorum? Kremamı üzerine gezdiriyorum. Oho. Çünkü bu bozulacak. Dedim ben bunu yapayım. Hem bu bitsin. Sık suyu da çıksın. Yarım su bardağı sütümüzü de içine gezdirelim. Bu şekilde fırınımıza veriyoruz. Kaç? 160 derecede. Patateslerimizin kızarmasını bekliyoruz. Bismillah. Evet, patateslerimiz nar gibi kızardı. Gözlükler de gitti, buhar oldu. Keşke bir iki tane daha doğrasaymışım. Vallahi ben kremayı da seviyorum. İster kilo yapsın, ister arada yiyoruz be. Aman hemen rendelediğim şöyle bolca kaşar peynirimi üzerine serpiştiriyorum.
Çok az kaldı, çok. Şark yengemiz eridiğimiz zaman ocağımızı kapatacağız. Kaşar peyniri de hemen eriyiver. Ben de fire verdim herhalde. Fire mi diyorlar, ne diyorlar? Aman ne yapayım? Senin de makinaya. Başım ağrıdı nedense. Bir tane ağrı kesici içeyim. Kaşar peynirimizi de koyduk. Hemen bir 5 dakika. Zaten pişti. Patatesimiz gördüğünüz gibi kızardı. Bunun yakası fazla mı açıldı bilmem. Tepsimi de burada görüyorsunuz. Bir kanepeye gidiyor, bir buraya geliyor. Burada otursam. Çitliyoruz. Vallahi arkadaşım bir tanesi demiş, ben anlamadım gitti açamadım da. Ne yapacağız, keseceğiz mi onu? O aldığım çamaşır suyunu. Öyle demiş, onlar şey, açılmıyorsa ne yapacağız onu? Denedim olmadı. Ben onu zaten onun o şeyi hiç aldım. Adını söyle. Kutusu hiç, ötekisinin kafasını kırdım. Bayağıdan beri vardı o ötekisi, kafasını kırdım dediğim. Ben 5 kiloluk alınca ondan ona ilave ediyorum. Burkarka yanlışlıkla, o kadar da kuvvetli değilim ama herhalde deri kuvveti geldi bir an o an açarken. Keşke bileydim, küçüğünden alırdım. Neyse biraz daha uğraşırım. Açıldı, açıldı, açılmadı. Gider açılanından alırım. Ondan ona, ondan ona aktarırım. Yapacak bir şey yok, ne yapayım ben? Hemen 5 dakika sonra mis gibi koktu yemeğimiz. Ay, kooperatifin peynir dediydim. 2 kere girdim ben oraya. Canım arkadaşım adını hatırlayamayacağım şimdi. Ben diyor kooperatifin diyor orada bir peynir söylemişsin herhalde. Bir de bakliyatları çok güzel, iyi demişsin. Hayatım ben şimdi tek olduğum için çok fazla öyle bakliyat alıp bulunduramıyorum evde. Hele yazın böceklenir, bilmem ne olur, bir şey olur. Ha, kuru fasulye, nohut aldığım zaman onları zaten uzun süre ben kavanoz içinde tutmuyorum. Haşlıyorum, dolaba koyuyorum. Ama bir mercimek, bir pirinç, ne bileyim bir arpa şehri, bunları haşlayıp koyamayacağıma göre onları da öyle çok fazla almıyorum. Kullanacağım zaman alıyorum. Kalanını da çabuk tüketmeye çalışıyorum. Ha, ne oluyor? Ben bazen şey yapıyordum. Tuzluyordum. Tuz koyunca da dayanıklı oluyor. Birer kilo alsam yine iyi. Evde bulunması lazım. Arkadaşlardan birilerinden duydum. Defne yaprağı dedi. Ya birisi söyledi onu bana ama defne yaprağı diye içine koyun dedi. O da hiçbir şey yapmıyor. Onu ben Filiz'den de duydum. Defne yaprağı diye. Bir öyle deneyeceğim. Öyle kuru bakliyatım pek yok. Olduğu şey zamanda şeyden dediğim gibi dondurucuya koyuyorum. Öyle fazla elimde tutmuyorum. Uzun süre. Misafir geleceği zaman mesela bir kilo pirinç. O tür şeyleri alıyorum. Mesela unum vardı. Bak aslında çok az bir şey kaldıydı. O tür şeyleri de kullanırken tam yapmadan, kullanmadan kontrol ediyorum. Nereden baksanız 1,5 kaselik unum kaldıydı. Çok bir kaşık un lazım oldu. Alayım bakayım dedim. Önce bir baktım. Hakikaten de böceklenmiş. Döktüm. Maalesef. Onun için mesela kullanacağım zaman artık 1 kilo un. Bak unum yok, onu döktüm. Unlu bir şey yapacaktım. Geçen bıraktım, yapmadım. Kaldı, unutmuşum un almaya. Fazla alamıyorum. Doğrudur. Aslında alıp denemek lazım. Kooperatifin bazı şeyleri güzel. Ha bir de etinden bahsetmişsin hayatım. Etinden. Etim şu an var ama kıyma ara sıra tabii ki alıyorum. Ama en son aldığım dediğim gibi kıymayı kendi şeyimde. Doğrudur. Ben hiç almadım. Bir kere girdim. Bana pek öyle bir sıcak şey gelmedi. İkinci kez tekrar işte işim vardı giderken. Bak işim vardı dedim. Gelirken de kanadı gördüm orada yakında. Bak ya. Bir gün de oraya gideyim sırf kanadı almaya.
Çarşıdan buraya üşeniyordum. Hakikaten de zor çarşıdan. Hem dedim serinleyeyim, hem bir bakayım dedim. Öyle pek şey gelmedi ama dediğin gibi alıp denemekte fayda var. Fırınımdan güzel kokular geliyor. Hadi hep beraber bir bakalım. Evet, fırınımızı kapattık. Şimdi çeneye dalardı unuturum da ben hatırlatmıştım değil mi? Evi yakıyordum, evi. Ağzındaki perde bir tutuştu. Yemeğe bırak. Dangalak kendim şey başındayım bilgisayar. Evi yakıyordum. Bismillahirrahmanirrahim. Gel gel Gümüle gel, gel gel Gümüle gel. Böğrüm dom dom kurşunum. Allah tahtadan vazgeçmeyeyim. Arkadaşlar, şimdi üzgünüm diye tek başıma yiyeceğim. Şimdi sabah kahvaltısını yaptık beraber. Şimdi bazıları orada yine hele çocuklarınız bayılacak buna. Yine yemek videosu mu oldu diyecek. Başka ne olacak? Sohbet videosu. Ben de sohbet çok. Siz söyleyin, ben bahsedeyim. Evet hayatım. Üzgünüm. Bunu yalnız yiyeceğiz. Olsun, bir dahakine beraber yeriz. Ne yapalım? Allah'ın izniyle kaçalım gidelim Allah'ın izniyle. Bohçamızı da kolumuza takalım doğru yoluna. Güzel bir günümüzün, güzel bir videomuzun sonuna daha geldik canlarım benim. İnşallah her zamanki gibi severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Hepinizi kokulu kokulu öpüyorum. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşça kalın.